Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu video bir nevi iç dökme, dertleşme videosu gibi olacak. Muhtemelen birçoğunuz beğenmeyeceksiniz. Canınız sağ olsun. 29.900 olmamıza da yaklaşık 19 yok yaklaşık değil direkt 19 kişi vardı ben bu videoyu çekerken. E, ah 19 kişi de gelse de 29.900 olsak hep birlikte ve Trabzonspor maçında maçından sonra da hem forma hediyesi hem üyelik hediyesi versek ama sizleri bekliyoruz. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Benfica dejavusu. Süper Lig'de Fenerbahçe şampiyonluktan artık çok çok uzakta. Galatasaray ve hakemleri olağanüstü bir aptallık yapmadığı müddetçe ya da yeter artık bugüne kadar biz kolladık. Artık kolladığımızı geri alıyoruz demedikleri müddetçe Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe adına. Şimdi Jesus'un performansı da birçok şeyde belirli, belirleyici oldu. Son olarak görev yaptığı Benfica'daki istikrarsız görüntüsü Türkiye'de de sürdü. Fenerbahçe'de lig yarışında 5 puan geri düşülmesi e, hani maç eksiği falan filan e, hükmen maçlar şunlar bunlar falan filan 8 puan artık ne derseniz önemli bir dikkat bir detay dikkat çekiyormuş. 2020'de görev yaptı Benfica'daki istikrarsız performansını aslında devam ettirmiş. O dönemde derbi olarak bilinen Porto 3-0 yenilmiş. Sporting'e 3-1 kaybetmiş. Yani derbi de Porto'ya ve Sporting'e yenilmiş. Fenerbahçe'de de Beşiktaş'a 4-2 Galatasaray'a 3-0 yenilip derbilerde 0 çekti. Şimdi arkadaşlar bakın bir şeyi anlatırken 500 tane cümle kurmak zorunda kalıyoruz. Bir şeyi söylüyoruz ama şöyle oldu. Bir şeyi söylüyoruz ama böyle oldu. Biz bu videoda bütün detayları hepsini konuşacağız. Bilginiz olsun. Aynı zamanda Jesus'un Benfica'sı zaman zaman bol gollü galibiyetlere imza atmış olsa da basit puan kayıplarıyla sıkıntı yaşamış. Mesela Fenerbahçe'de Ümraniye Spor'la 3-3. İlk maç, bence ilk maçın günahı olmaz. Ki onu da özetine bakarak anlayabilirsiniz. E, Giresun spora yenildi 2-1 ve beraberlik 1-1. Atilla Salahi sağ olsun az sonra konuşacağım. İstanbul 3-3. Yani bu maçta da 9 puan getiren Jesus'un Fenerbahçe'si Benfica Benfica'da Guimarese 3-3. Estoril ile 1-1. Portimonense'ye 1-0 yenilmiş. Ee, ve Cesutlu Benfica Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarken Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde bu grubu tamamlamıştı diyor. Uzun lafın kısası dostlar. Şimdi bazı şeyler teknik adamla özdeşleşebilir. Ama bazı şeyler başka şeylerle özdeşleşir. Şimdi Galatasaray penaltıyla e, öne geçip İstanbulspor gibi kolay bir takımı hakemle yenebildi. Bunu da herkes gördü. Kazanılan bir penaltı vuruşu var. Şimdi penaltı hani oyuncu vuruşunu yapmış top dışarı gitmiş. Diğer oyuncu da gelmiş ayağına basmış. Hani penaltı verilir mi? Top oyun dışındaysa verilmez. Yani top oyun alanını terk ettiyse verilmez. Çünkü pozisyon bitmiş. Aynı pozisyon penaltı aynı pozisyona penaltı Fenerbahçe'ye mesela Trabzonspor maçında verilsek, altı Galatasaraylar ne yapar? Algı, ağlama, zılgıt, feryat hepsini yapar. Bülent Usta diyor ki penaltılarla gelen puanlar penaltılarla, penaltılarla gelen şampiyonluklar. Devrim Zengi diyor ki ya gidin Allah aşkına böyle penaltı mı olur yazık ya. Sercan Hamzoğlu saçma sapan uydurulmuş bir penaltı yazıklar olsun diyor. Ancak pozisyonun penaltı olup olmaması da önemli değil. Öncesine bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Pozisyonun başında Eze'ye net şekilde faul yapılıyor. Var faulü görmezden geliyor. Biten pozisyon sonunda gerçekleşen harekete ise bedavadan faul veriliyor. Burası Türkiye. Yani burada bir takımı şampiyon yapmak istiyorlarsa yani bir takımı şampiyon yapmak istiyorlarsa her şey belli oluyor. Ligi bitirtmeyiz açıklamasından sonra yaklaşık 7 aydır kırmızı kart görmüyorduk 6 Galatasaray. Artık penaltı saray onun adı. 11 maçta 10 penaltı kazanmış. Son 11 maçta 10 penaltı. inanabiliyor musunuz? Kerem Aktürkoğlu 28 maçtır kart sınırında. Galatasaray evinde oynadığı maçlarda rakibine 1,5 senedir penaltı çalınmamış. Ha ee, neydi onun adı? Zanyolo çöp Zanyolo. 30 milyon euroluk çöp. Yok 15 milyon euro hocam. Yok 30 milyon euro. 30 milyon euroluk çöp Zanyolo 6 dakika oyunda kalıp kırmızı kart diyor. Şimdi 7 ay sonra Galatasaray ilk kez kırmızı kart diyor. Hocam zaten şampiyon yaptılar. Sistemi kurdular versene, vermesene diyeceğinizi ben de duyar gibiyim. Aynı fikre ben de sahibim. Merak etmeyin. Yani merak etme. Şimdi Bünyamin Gezer'in kırmızı kartlarda gaddar hareket yorumu yani zanyolunun tekmesi yani e, karampon biraz daha yukarı gelse belki de hastanelik edecek. Muhtemelen iki maç ceza verirler. Onu da ertelerler. Fenerbahçe maçında oynasın Galatasaray taraftarı aşk yaşasın diye. Yani bu maç gayet Galatasaray ahlakıyla bezenmiş bir maçtı. Yani senin penaltını çalmıyorlar. Tamam senin kazandığın penaltını çalmıyorlar. İstanbul Spor'a olmadık penaltı üretiyorlar. Galatasaray'a penaltı çalıp kazandırıyorlar. Yoksa Galatasaray'ın kazanacağı yok. Yani kaç maçtır? 7 maçtır Galatasaray Son 7 maçta 7 penaltı kazanmış arkadaşlar. Bakınız. Zanyolo Adana Demir maçında gol atmış. Icardi ile Kayseri maçında. Icardi Kayseri maçında bir tane de kaçırmış. Oliviera Karagümrük maçı. Icardi Karagümrük'te kaçırıyor. Icardi Başakşehir. Icardi İstanbulspor. Şimdi bu penaltıların 7'sinde çıkın. İstanbul'la bugün berabere kalırdı. Başakşehir ile berabere kalırdı. Karagümrük'e yenilirdi. Yani 1 2 puan da oradan çık. 3 Hadi iki puan da buradan çık. Beş. Ee, Kayseri maçını zaten Kayseri dünden razıydı. Adana Demir de dünden razıydı. Yani beş puanı az olurdu. Ama algı denen şeyin nasıl işlediğini gördünüz mü? Yani algı denen şeyin. Anlatabiliyor muyum? Algı denen şeyin nasıl bir şey olduğunu anladınız mı? Ne ne yaptılar? Yani e, Fenerbahçe kaç penaltı kullanacak? Hedef bir milyon penaltı. Şöyle böyle diye diye artık Fenerbahçe'nin hak ettiği penaltıları hakemler vermemeye başladı. Galatasaray'la önceye dokunsalar penaltı vermeye başladı. Ya bu maçlarda kaçın da ilk gol? Yani e, giden maçı kaçı penaltı çevirdi? Şimdi diyeceksin ki ya hocam bak Ahmet Ercanlar Galatasaray'ın son 6 maçı. 1 dakika 45 artı 12 penaltı. İkinci maçta penaltı yok. Üçüncü maçta dakika 45 artı 1 penaltı. 4 penaltı yok. 5 45 artı 12 de penaltı. 6 45 artı 11 de penaltı. 45 artı 11, 45 artı 12'de penaltı kazanmak yani aslında ligin özeti de e, yani ligin özeti de gel anlat bazılarına. Yani gel de anlat bazılarına. Ligin özeti bu. ligin gerçekten özeti bu. Ne demek 45 artı 12'de penaltı kazanmak? Ya imdat butonu gibi. Ha diyeceksin ki ya hocam bak Allah'ını seversen. Her şeyi penaltı mı? Bak her şey penaltı. Değil. Galatasaray Karagümrük maçından önce Kara Gümrük maç Kara maçını kim yönetiyor? Ali Şansalan. Kara Gümrük'te iki futbolcu ceza sınırında ve iki futbolcuya da kart gösterip ceza sınırına düşüren bir Ali Şansalan. Bitti mi bitmedi? Galatasaray Sivas maçından önce Sivas Spor'la iki futbolcu da cezalı duruma düşünen yine aynı hakem Ali Şansalan. Yani. Fenerbahçe sürpriz yapar belki umuduyla 7 haftadır penaltı alan bir takımdan bahsediyoruz. Yani ben burada kaçı helal, kaçı haram, şu bu falan filan demiyorum. Ben burada rakibin konuştuğu cümlelerle konuşuyorum. Fenerbahçe hangi penaltıyı kazanırsa kazansın haram diyen bir zihniyet var karşımızda. Ama Fenerbahçe'ye karşı anca hakemlerle yarışta tutulan bir Galatasaray. Hocam Fenerbahçe top mu oynuyor? Galatasaray top mu oynuyor? Ligin ilk 10 haftasında Fenerbahçe uzay futbolu oynuyordu. Dediniz mi 10 maçta Galatasaray hani zeminde bile yok. Şansa, kadere, balığı, hakemle kazanıyorlar diye demediniz. Hocam son 10 maçtır Fener kötü. Galatasaray çok mu iyi? Hani böyle Fenerbahçe'nin oynadığı böyle 103 gollük rekoru kıracak söylentilerini alacak bir top mu oynuyor? Yok. Çok güzel algı yakalıyorsun. Çok güzel sasanlık yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın. Saatler bile Hani dilim dilim ayrılmış. Mesela 1 saati 4'e bölün. 12, 3, 6, 9 gözükür değil mi? 4 çeyrekten oluşan bir saat. Şimdi Fenerbahçe'nin de aslına bakarsanız şampiyonluğu kaybetmesi. Daha doğrusu Galatasaray'ın şampiyon yapılmasında 4 çeyreklik bir olay var. 1. Tehdit. Şantaj. Bir kere bu ülkede zorbalık kazandı. Ben gelecek sene şampiyon olmak isteyen takıma söylüyorum. Ana avrat sövün. Olmadık belgeleri çıkın ortaya atın. Tehdit edin. Şantajda bulunun. Öldürürüz. Gebertiriz. Savaşırız. Şunu yaparız. Bunu yaparız. Deyin. Şampiyonsunuz. Kesin. Yani kesin. Anlatabiliyor muyum? Birincisi tehdit şantaj. İkincisi lobi. Galatasaray As Başkanı ne dedi? Biz de bu yapıdan yararlanıyoruz dedi. Bir yapı var. O yapı şampiyonu belirliyor dedi. O yapı şampiyonu belirledi. Üç hakemler. Dört Fenerbahçe'nin eşekliği. Bakın. Üç çeyrek Galatasaray lehine Dördüncü çeyrek. Ya bu eee bir pozisyon var. Nelson topu uzaklaştırıyor. Sanırım Galatasaray 1-0 önde mi? 0-0 mı? Tam bilmiyorum ama daha kolay pozisyonda Atilla Salahi hata yaptı. Al da at dedi. 3 puandan belki de şampiyonluktan etti. Nelson topu net bir şekilde karşılıyor. Ha pardon 1-0'dan sonra top dönüyor 2-0 oluyor. Yani bu bizim salaklığımız. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray puan kaybediyor sen 5 taş'a gidiyorsun evinde 1-0 öndesin. sen rakip 10 kişi kalmış kaybediyorsun bunun izahlan, anlatılacak şey yok burada başkanı da kovacaksın teknik direktörü de futbolcuları da kovacaksın gerekirse U19'da maça çıkacaksın hem düzene karşı kahpe düzene karşı dik duracaksın hem de herkese mesajını vereceksin anlatabiliyor muyum? ya Galatasaray gol atsın diye verilen uzatma dakikalar komik hani Galatasaray her tıkandığı maçta penaltı verilmesi ligi bitirtme izlenmesi ama ortada bir de şu var bu sezon Süper Lig'de şutu en fazla direkten dönen takımlar. Galatasaray'ın 20 kez, Fenerbahçe'nin 15 kez. Konya 15 kez, Trabzon'un 14 kez, Adana Demirspor'un 13 kez dönmüş. İşin bir de bu boyutu var. Ha şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı şunu anlaması lazım. 30 milyonluk bir camiasın. Yani parti kursan iktidara gelirsin. Öyle bir camiasın. 5-10 tane hakemin, federasyon içindeki bilmem kaç tane bilmem necinin hakkından gelemedik. Yaşanan her şeyde müstehak abi. Yaşanan her şey müstahak. Şimdi ben size söylüyorum. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na Sivas maçına bakın. Fenerbahçe o maçı kazanırsa ben şunu söyleyeceğim kendi kendime. Ulan diyeceğim Galatasaray şampiyon yapıyorlar. Fenerbahçe'de Türkiye Kupası süper final adı altında derbi maçı yaptıracaklar falan filan. Heriflerin amacı bu. Herifler belki de yine Katar'da matarda olacak. Çok sevgili dostumuz Katar'da. Bak Montella mesela ne dedi? Türkiye Ligi'nden Avrupa'ya 3 takım gittiği için 4. sıradaki takımın Avrupa'ya gidebilmesi Türkiye Kupası'nı ligde ilk 3 sırada bulunan bir takımın kazanması lazım. Bu yüzden Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı almasın bizim işimize yarar diyor. Şimdi bunu söyledi diye diyorlar ki Montella Fenerbahçe'ye göz kırptı. Yuh! Yani Tam, Tony, Johnny, Herkel, Frank hepsi aynı şeyi söylüyor. Ya buna da çok güldüm ya. Şimdi arkadaşlar bakın ben bir şey gördüm. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler sıralamasını yayınlamış. Fenerbahçe 28. sırada, Başakşehir 74, Sivas 122, Trabzonspor 133, Galatasaray 216, Beşiktaş da 216. sırada. Diyeceksiniz ki ya hocam Fener'in 28 olması neyine yarıyor? Ya bu dönemden bahsediyor. Yani 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arası bu dönemden bahsediyor. Üstelik geçen sene Trabzonspor şampiyon yapılmışken, bu sene Galatasaray şampiyon yapılacakken bu listenin böyle olması çok komik. Ha, ben böyle listeleri çok önemsemem. Ben neyi önemserim? Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını önemserim. Yani yani eninde sonunda yapacakları şeyi yaptılar. Galatasaraylarını şampiyon yaptılar. Ama burada hiç mi suç yok? Tabii ki de suç var. Ali Koç'un da suçu var. Jesus'un da suçu var. Futbolcuların da suçu var. Taraftarın da suçu var. Ama suçu sadece bunlara yıkıp perde arkasında çalışanları birilerine e, yarar sağlayan oluşumları yapıları görmüyorsanız bu da sizin e, manyaklığınız diyeyim. Ya arkadaşlar bakın. Allah aşkına Bak bir Adana Demirspor maçı bir Sivas spor maçı. Galatasaray Sivas maçını kazanamasa 3 puan eksi de Fenerbahçe Adana Demir maçını kazansa 2 puan artıda. Bütün salaklıklara rağmen bütün geri zekalıklara rağmen diyorum yanlış anlamayın. Bütün salaklıklara rağmen kafa kafaya puanlar. Yani düşünün bak karşınızdaki takımın ne kadar kullanmasına rağmen tırt durumda olduğunu Fenerbahçe'nin de kötü denmesine rağmen nasıl bir durumda olduğunu düşünün. Giresun maçını kazansan 2 İstanbul maçını kazansan 4 Beşiktaş maçını kazansan 7 puan fazlan var. 2 puan öndesin. Ama size söyledim. Bu, bu bizi hani ben ee, birçok şeye inancımı, umudumu yitirdim arkadaşlar. Sizler de aynısınızdır. Bir kere Dici Türk, Beyin Sports, en fanatik abonelerinden biri. Ben de yıllardır almam. Evimden içeri sokmam. Tanıdığım kim varsa da iptal ettirtiyorum. Gidin iptal ettirtin diyorum. Bu sisteme para kazandırmayın. Kazandırmayın. Ya bu kadar rezil bir sistem olmaz. Bu sene şunu şampiyon yapalım. Bu sene şunu. Fenerbahçe Atatürkçü bunları yapmayalım. Şöyle böyle, ya böyle bir zihniyet yok. Bak bu zihniyet döner dolaşır. 10 sene sonra çocuklarınızı bulur. Sonra 10 sene sonra çocuklarınız der ki ya Allah'ım bizim günahımız neydi? Bizi niye sevmiyorlar? Bizi niye kollamıyorlar? Bizi niye rezil ediyorlar? Maçta hakkımızı niye çalıyorlar? Gerçi şimdi hakemlerle kazanırken bile aynı şeyi söylüyorsunuz ama. Gün olur devran döner. Ben söylüyorum. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim Galatasaray şampiyon yapılacağı zaten belliydi. Ha Fenerbahçe'de altın tepside ittirdi. Peki bundan sonra ne olur? Ya da Mustafa hocam sen olsan neyi değiştirirsin? Bir kere Ali Koç varsa başka şey olmayacak. Başka şey değişirse Ali Koç da devam. Başka şey değişmezse Ali Koç'un bir kere gitmesi lazım. Çünkü Ali Koç'u koltukta durduğu müddetçe başka şey orada olduğu müddetçe asla Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Messi'yi de getirsen Neymar'ı da getirsen yapmazlar. İki. Ali Koç inat edecekse, onlar inat edecekse bir seneliğine bütün futbolcularımızı Hal City'ye kiralayalım. Dünyada yankı uyandırır. Dünyada. Bu lig şaibeli geçen sene Galatasaray. Ondan önce şunu şöyle şöyle şampiyon yaptınız. Biz bu ligde oynamak istemiyoruz dediğin anda dünya yankılanır. Sen Fenerbahçe'nin etki edeceği şeyi bilmezsin. Hatta çık konuş. Senin rakibin binlerce mail attı UEFA'ya, FIFA'ya bilmem nereye, oraya buraya. Çık konuş. Bildiklerini açıkta yok. Ben Ali Koç'un Fenerbahçe'yi e, etkisiz hale getirmek için gelmiş bir proje olduğunda ciddi ciddi düşünmeye başladım. Hani FETÖ'nün yapamadığını yaptı. Evinde serileri kaybettin, derbileri kaybettin. Tamam Fenerbahçe şampiyon olamıyordu Aziz Yıldırım'ın son 4 senesinde ama evinde kime yenildi? Kime boynunu büktü? Kime rezil oldu? Aykut kocaman defans futbolu oynatıyor dediniz de kim bizimle hani oleyi çekerek maç yaptı? Geçiniz bunları ya. Trabzonspor maçın kaldı. Antalya maçın Galatasaray maçın kaldı. İki tane derbi maçın kaldı üstelik. işin komik tarafı ve yine de taraftar şampiyonluğuna inanıyordu. Ne diyelim? Ben şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar milyonlarca insanın hakkını yemek diye bir şey var. Mesela atıyorum seçimde görevlisiniz. Kafadan atıyorum. X partisini çok seviyorsunuz. Bütün seçmene gittiniz X partisine, X partisine oy verdirin. Ya da başkasına verdiler siz onu X'e yazdınız. 85 milyon insan, insan Önümüzdeki yıllardan diğer seçime kadar doğacak bütün çocukların hakkına girdiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük point. Hakemler, federasyon ya da bu işten kim sorumlusu, o yapı kimse. Ya 30 milyon Fenerbahçelinin, ebediyete intikal edenlerin, doğanların, büyüyenlerin hepsinin hakkını yiyor. Ben hakkımı haram ediyorum. Zehir zıkkım olsun. Allah çıkarsın. Anlatabiliyor muyum? Allah çıkarsın. Zaten çıkarır da. Ya benim ilahi adalete inancım şey e, hani hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek. Küçük mahkemeler küçük yani küçük hadiseler, küçük olaylar küçük mahkemelerde. Mesela komşu komşuyla tartışır, karakolda polis halleder, gönderir. Komşu komşuyu öldürür, ceza mahkemesinde görülür davası. Ama komşu komşunun bütün sülalesini katleder, istediği ceza mahkemesinde görürsün, kimsenin içi olmaz. İşte cehennemde bu yüzden var. Yaşasın zalimler için cehennem diyorum her zaman. Allah da bize sabır versin. Yani dediğim gibi başkası yani başka şey varken Ali Koç'tan olmaz. Hayırlısı olsun. Bana da hep diyorlar sen Ali Koççusun, Ali Koççusun. Ben Ali Koççu falan değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Ben aylık binlerce lira Feneriyum'dan alışveriş yapan, yani Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırsa da başka şeyler yapsa da binlerce lira alışveriş yapan bir Fenerbahçeliyim. Ben burada binlerce insanı sözcülüğünü yapmak isteyen bir Fenerbahçeliyim. Yani binlerce insanın tercümanlığını yapmaya çalışıyorum. Ha yanlışlarım oluyor mu? İllaki oluyor. Her şeyi mükemmel asla yapmam, yapamam da böyle bir insan değilim. Ama elimden gelince doğruları aktarmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın şampiyon yapılması hayırsız uğursuz olsun. Allah çıkarsın. Yani 4 sene üst üste şampiyonluklar şunların da ne varsa kim ne haksız şampiyonluk yaşıyorsa Allah çıkarsın. Başka bir şey demiyorum. Görüşmek üzere.